istiyoruz Sayın Aksoy. Şimdi zaten öncelikle uluslararası anlaşmalar yapıldığında kamuoyunun, muhalefetin, meclisin bilgisi dahilinde içeriği hakkında bilgi verilmesi gerekmiyor mu? Bu kadar kapalı olması da şüphe yaratmıyor mu? Elbette tam tersi meclise getirilip mecliste tartışılması lazım. Çünkü sonuçta bu uluslararası bir sözleşme. Dolayısıyla Türkiye'yi her yönüyle bağlıyor. Kaldı ki başka bir durum daha var. Şimdi 18 Mart 2016 geri kabul anlaşmasında İngiltere zaten Avrupa Birliği'ndeydi. Dolayısıyla o sözleşme çıkmadan önce, Brexit'ten önce bir imzalanan bir sözleşmeydi. Dolayısıyla İngiltere'nin Türkiye ile zaten böyle bir anlaşması var. Hmm. Ve yürürlükte. Dolayısıyla böyle bir anlaşma yapmasına bir ihtiyaç yok esasında. Yani şimdi ben süreci bu da anlaşmanın... Bu evet, resmi İngiltere tarafından, İngiliz hükümeti tarafından yayınlanan açıklama. Hı hı. Şimdi bunu tercüme ettiğimizde burada tam olarak neyi kapsayacağı hiçbir şekilde belirlemiyor. Yani ücret verilecek mi, verilmeyecek mi? Tam olarak kaç kişiye engel olmaya çalışıyoruz? O belli değil. Engel olduğumuz kişiler Türkiye'de mi kalacak? Hiçbir şey belli değil. Sadece burada bir kurum kurulacağını, yani o bölgesi de belirlenmemiş. Yani benim anladığım kadarıyla takip ettiğim bilgilerde Bulgaristan sınırına yakın kurulacak bu Center of Excellence dedikleri, yani bir eğitim merkezi kurulacağını ve uzman merkezi kurulacağını dair bir ifade var burada. Ve diyor ki İçişleri Bakanı ve emniyet güçler tarafından, yani emniyet teşkilatımızda kurulacakmış bu. Ancak ondan sonraki izlediğim ve okuduğum birçok yazıda İngiliz istihbarat elemanları, evet, Türkiye'ye gelecekmiş ve bizim emniyet güçlerimize de eğitim verecekmiş. Kıyı veya işte sahil güvenliği için neticede. Şimdi bu çok absürt bir durum. Yani neticede bir ada ülkesi gelip bize evet, bu eğitimi verecek. Yani bu iş gerçekten çok sıkıntılı bir problem ve İngiltere bunu açıklamadan önce Türkiye hiçbir şey açıklamıyor. Türk medyası buna ilgi göstermedikten sonra bir şey de açıklayacakları da yoktu bunların. Evet. Evet. Çünkü açıkçası 3.7 milyon sterlin gibi bir ödeme alınmış geçen sene. Onu da mesela 9 Ağustos'da öğrendik, evet, daha düzgün bir şekilde, ama neye istinaden alındı, nasıl harcandı hiçbir şey bilmiyoruz daha. Yani hükümet tam böyle bir hani sessiz sedasız böyle bir işi bitiriyor. Yani sonra iletişim başkanı evet, dezenformasyondan, evet, açıklama yapıyor, evet, manipülasyon diyor. Yani iddialar üzerinden, başka ülkelerin kamuoyuna yansıyan ve resmi açıklamaları üzerinden konuşuluyor sonuçta. O zaman tatmin edici bir açıklama yapılması gerekiyor. Yani bunu İletişim Dairesi Dışişleri Bakanlığı açıklasın. Tabii ki, ama Söyle Bey, bakın en acı taraf ne biliyor musunuz? Biz ülkemizde olup biteni yabancı basından öğreniyoruz. Türkiye'den öğrenemiyoruz. Bu ne kadar acı bir şey. Düşünebiliyor, evet, musunuz? Yani yabancı basını çok titizlikle takip ederek, birçok programı, röportajı izleyerek ben kabaca bir resim çıkartabildim. Onun dışında Türkiye'den benim bir şey öğrenme şansım yok. Çünkü bizim yetkililer bize bir şey açıklamıyor. Meclise gelmiyor, mecliste tartışılmıyor. Biz halk olarak nereden bilgi alacağız? Olup biteni, yani bir İngiliz istihbarat elemanları için bir merkezi kurulacak. Ve o merkezin tam yerini de bilmiyoruz, kaç kişi geleceğini bilmiyoruz, ne kadarlık bir süre burada kalacaklarını bilmiyoruz. Yani gitme koşulları, eğittikten sonra tam olarak neye eğitecekleri onu da bilmiyoruz. Hangi istihbarat bilgilerini paylaşacaklar onu da bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz ama neticede İngiliz istihbarat elemanı resmi olarak hükümetin kabulüyle Türk topraklarına gelip görev yapacak. Şimdi zaten şöyle deniyordu o haberlerde, anlaşma kapsamında Türk ve İngiliz polis kuvvetleri, işte istihbaratları, insan kaçakçılığı çeteleri ve tekne ticaretine yönelik kapsamlı ortak operasyonlar düzenleyecek. Bu İngiliz polisinin, yani Türkiye'ye gelip Türkiye'de operasyon yapacağı anlamına geliyor. Buradan onu çıkarabiliriz. Tabii ki, ama şimdi başka bir soru daha var, onu ben araştırdım özellikle. Şimdi İngiltere çok ciddi bütçelerle Fransa'ya kıyı emniyetini sağlasın diye, botlar Fransa'dan İngiltere'ye geçmesin diye çok ciddi miktarda paralar ödüyor. Yani şu ana kadar ilk yaptığım araştırma 100 milyondu ama sonradan da peşini bırakmadım. Bayağı bir araştırmaya devam ettim. Yaklaşık 700 milyon sterlin
ödendi Fransa'ya. İngiltere tarafından. İngiltere tarafından ama sadece %45'i engelleyebilmiş. Oysa aynen Yunanistan Türkiye yaptığı gibi Fransızlar resmen görmezlikten geliyor. Sınıra kadar getiriyor. Ondan sonra hemen İngiltere'ye gönderiyor. Çünkü sonuçta Fransa'da bu insanların kalması daha da sıkıntılı. Peki bu kadar 700 milyon sterlin Fransa'ya veriyor. Onlarla da İngiliz istihbaratı ya da polisi orada evet. görev almıyor mu? Yok işte. Bakın öyle bir sıkıntı var. Çünkü o kadar para vermesine rağmen orada mesela bir istihbarat ofisi açmıyor. Hmm. Rwanda'da mesela 140 milyon ödemiş Rwanda'ya, anlaşma yapmış hükümetle. Ama orada böyle bir istihbarat kurumu kurmuyor. Neden o zaman Türkiye'de böyle bir istihbarat? Eğer gerçekten şimdi hükümetin yani göç bakanının özellikle İngiliz göç bakanı ifadesi iki sebepten dolayı böyle bir anlaşma yapmışlar Türkiye ile. Birincisi İnsan kaçakçıların rotasıymış Türkiye. Dolayısıyla insan kaçakçılığın rotasını engellemek. Yani bizi resmen hani insan kaçakçılığıyla işbirliği yapıyoruz tabii. gibi de bir imada bulundular. Öncelikle o rotayı bir kesmek amacıyla. İkincisi efendim Türkiye'de çok firma Çin'den bot ithal ediyormuş. O botları da demonte olarak alıyormuş. Tekrar monte edip tekrar Avrupa'ya gönderiyormuş ve o botlar sayesinde zaten insanlar İngiltere'ye gidiyormuş. Oysa ben özellikle İngiliz muhalif partileri de takip ettim. Ve onlar çok açık bir şekilde şunu söylüyor. Türkiye ile böyle bir anlaşma yapmaya gerek yok. Çünkü botlar Türkiye'den gelmiyor. Direkt Çin'den ithal ediliyor. Direkt olarak. Hatta şunu söylüyorlar. Hangi firmalar ithal ettiğini de biz biliyoruz zaten. Fransa'dan da hangi firmalar ithal ettiğini de biliyoruz. Yani İngiliz muhalif partiler bunu söylüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin esasında hani bu botlardan dolayı yani işbirliği yapması tamamen açıkçası bir saçmalık yani başka bir şey yok. Bir başka nedenin perdelenmesi kesinlikle, gibi duruyor. Kesinlikle bu. Bakın hiçbir koşulda hele hele İngiliz gibi bir hani tarihi çok böyle hani lekeli olan bir yapıdan yani bir topluluktan bahsediyoruz. Yani hem istihbarat bilgisi hele hele Orta Doğu'da hani karıştırmadığı ülke olmayan bir İngiltere Türk topraklarında İstihbarat elemanlarının fiilen görev yapması resmi olarak inanılmaz sıkıntılı bir şeydir. Çünkü zaten biz biliyoruz ki bu göç meselesiyle 2011 yılından itibaren özellikle 2016 yılında hükümet çok ciddi özellikle vakıflar kanunlarında değişiklik yaptı ve çok sayıda yabancı Amerikan ve İngiliz STK'lar vakıflar Türkiye'ye gelip faaliyete başladı. Dolayısıyla böyle bir resmi anlaşma olmadan zaten birçok dış güçler burada zaten faaliyette. Seçim öncesinde işte biz İngiltere ile böyle bir anlaşma imzalayacağız ya da şöyle olacak böyle olacak deseydi iktidar nasıl bir yanıt verirdi? Yani bu mümkün mü böyle bir şey? İç işlerine müdahale anlamına gelir bu aslında bu şöyle oluyor bir de iktidar buna izin veriyor gel iç işlerine müdahale et diye. Şimdi, dış güçlerin içeri getirilmesi. Kesinlikle yani ve resmi olarak getiriyorsunuz. Resmi. Şimdi bakın siz istihbarat bilgi paylaşacaksa zaten bunu Interpol yoluyla yapıyor zaten. Hı hı. Yani bugün her ülke Interpol yoluyla zaten bunu yapıyor. Dolayısıyla İngiliz istihbaratı gelip de Türkiye'ye koşullanmasına gerek yok. Kaldı ki bu metinde özellikle şunu biz bilmiyoruz. Yani bu sözleşme kaç yıllık? İngiliz istihbarat elemanları kaç yıl burada kalacak? Kaç kişi kalacak? Ve sadece o eğitim merkezinde mi kalacak? Yani fiilen Gaziantep'e, Urfa'ya, Kilis'e, Hatay'a, Bursa'ya, Çorum'a gidecek mi? Saha çalışmaları yapacak mı? Başka şubeler açacak mı? Hiç bunları bilmiyoruz. Şimdi Türkiye'den önce İngiltere'nin aslında Arnavutluk'la yaptığı da benzer bir anlaşma var. Hani tabii içeriğini bilmediğiniz için benzer değil mi demeyeyim mi ondan da emin değilim. Türkiye'dekinin içeriğini bilmiyorum ama Arnavutluk'ta şöyle İngiliz istihbaratı polisi işte sınır bölgelerinde Arnavutluk'un içinde ama Arnavutluk'ta havaalanında duruyor. İngiltere'ye Londra'ya gidecek kişileri önce onlar sorguluyor. Yani kendi ülkenizde tabii. İngiliz istihbaratının aynen. sorgulamasına maruz kalıyorsunuz. Mesela Türkiye'de de böyle mi olacak? Yani havaalanına gittiniz diyelim, İstanbul Havalimanı'na gittiniz, İngiltere'ye, Londra'ya gideceksiniz. Karşıma benim İngiliz istihbaratından biri mi çıkacak Türkiye topraklarında yani, beni sorgulayacak? Bu ne demek? Esasında siz egemenliğinizi artık teslim etmişsiniz demek, değil mi? Hı. Yani kesinlikle bu o anlama direkt gelir. Bunu bu anlama gelir.
Şimdi ben açıkçası şunu söyleyeyim. Şimdi bu metinde, yani daha doğrusu Göç Bakanı'nın sonradan yaptığı açıklamada da şu vardı. İşte Türkiye'den çok sayıda kriminal olan insanlar da geliyor. Bu insan kaçakçılığıyla birlikte. Oysa benim yaptığım araştırmalarda ve verilerde de, yani İçişleri Bakanlığı'nın kendi içinde bile, bakın sözcüleri bile şunu anlatıyor. Bu insanlar zaten ilk başta Fransa'ya gidiyor. Yani birinci güvenli ülkeye zaten ulaşıyor. Hı hı. Fransa'dan bize gelmesinin yegane sebebi ekonomik bir göç bunlar. Yani ekonomik sığınmacı bunlar. Hı hı. Yani bunlar sadece ekonomik nedenlerle İngiltere'ye geliyor. Ve İngilizlerin öyle bir kanunları var ki, yani aklınız durur. Yani bu kanunları araştırdıkça ve öğrendikçe direkt kendime şu sormaya ihtiyaç duydum. Peki İngiltere gerçekten kendi içinde bütün yolları tüketti mi ki Türkiye ile anlaşma yapmaya ihtiyacı duyuyor? Evet, mesela Fransa ile anlaşıyor.